Herkesin bu dünyaya gelmesinin bir amacı vardır. Kimi çok iyi müzik yapar, kimi ise çok iyi yazar. Kimi insanları iyileştirmek ister, kimi ise hayvanları. O ise sadece gol atmak istiyor ve asla ortalama biri olmak istemiyordu. Bu bahsettiğim gol makinesi son günlerde adı Fenerbahçeli anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'den başkası değil. Gelin 35 yaşındaki milli futbolcu kimmiş bakalım. Yılında Polonya'nın başkenti Varşova'da gözlerini açtı. Kariyerine futbolla başlayıp judo ile devam eden bir baba ve profesyonel voleybolcu bir annesi var. Hatta ablası Milena annesinin izinden gitmiş ancak baba Lewandowski oğlunun kendi gibi judocu olmasını istemiyor. Çünkü bu sporun çok popüler olmadığını düşünüyordu ki aslında kendince de haklı. Bugün Amerikalı girişimci ve yazar Jim Rohn'un şu sözünü duymayan yoktur. İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Bir başka ifadeyle vaktini ne ile geçiriyorsan sen olsun. Yani zaten genetik aktarımların sağladığı faydalar ve tamamen sporcu bir ailenin içinde büyümek ona bu ortamı çok rahat sağladı diyebiliriz. Futbola erken yaşta başladı Leva. Babasıyla beraber denemelere gitti. Ancak 90'lı yıllarda ekonomik olarak kalkınmaya çalışan bir ülkeydi Polonya. Yani böyle zümrüt yeşili sahalar ya da genç yetenekli bir çocuğun gelişimini sağlayacak bir ortam yoktu. Toprak sahalarda, kum zeminlerde top oynadı. Varsovya Yuf'tan sonra Legia Varşova'nın pilot takımı olarak kabul edilen Delta Varşova'ya katıldı. Kendinden 2 yaş daha büyük gruplarla bir arada oynadı. Yaşına göre uzun, çelimsiz, zayıf ve biraz da güçsüzdü. Hatta zaman zaman arkadaşları tarafından zorbalandığını kendisi söylüyor. İşte ne olursa olsun futbol oynamaya doyamayan bir çocuktan bahsediyoruz. Daha iyi olabilmek için sürekli çalışıyordu Robert. Ancak bazen hayat sizin için rengarenkken birden siyah beyaza dönüşür. Neden ben diye sorduğunuz şey aslında sınavınızdır. Ve sınavı başarıyla geçmek tamamen sizin elinizdedir. Robert Lewandowski 16 yaşındayken onu profesyonel futbolcu olarak görmek isteyen babasını kaybetti. Daha sonra öyle bir sakatlık yaşadı ki futbola veda edecek durumdaydı. O sıra Legia Warsaw 2'de forma giyiyordu ve kulüp de ona kapıyı göstermişti. Bu kayıp onun daha hızlı olgunlaşmasını sağladı. Çünkü artık bazı zorlukları tek başına alt etmesi gerekiyordu. Tüm bunlar karakterinin oturmasını sağladı. O zamanlar için iki seçeneğim vardı diyor Leva. Ya pes edecektim ya da yapabileceğimi söyleyecektim. Unutmayın, pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Nitekim öyle de oldu. Kendini toparlayıp tekrar ayağa kalkmak isteyen Leva'ya alt liglerden dahi teklif gelmiyordu. Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır sözü aslında Robert için çok uygun. Bunun sebebini birazdan anlayacaksınız. Annesi bir gün Leva'yı elinden tuttu ve Zenit Pruşkov kulübüne götürdü. Ve ilk sözleri şu oldu. Size bir hazine getirdim. Lewandowski küçükken de biraz utangaç ve içine kapanık bir çocuktu. Annesinin sözlerine karşılık bir şeyler söylememişti. Artık annesinin etkisi mi yoksa şansın dönmesi mi dersiniz bilemiyorum. Ancak Zenit Pruşkov onu kabul etti. Onun önce iyileşmesini ve daha sonra burada süre alabileceğini söylediler. Leva ne kadar çekingen bir çocuk olsa da sakin ol koç, önce Polonya 1. Ligi sonra yabancı bir kulüp cevabını verdi. İleri görüşlülük desem var. Daha koşamaz dedikleri o genç topçu 2 ay sonra iyileşti. Siyah beyaz olan hayatı artık rengarenk değildi. Ama renkleri teker teker toplamaya başlamıştı. Burada ilk profesyonel maçına 2006 yılında çıktı. Gol atma yeteneğini, bitiriciliğini ve teknik zekasını sergiledi. Aslında ta o yaşlarda hevesli genç bir futbolcuyken küresel bir ikona dönüşeceği belliydi. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda mükemmellik ve adanmışlık içeriyor. 2008'de Polonya 1. Lig ekiplerinden Lech Poznan'a transfer oldu. Burada daha fazla başarı ve tanınma elde etti. Son sezonunda ligde attığı 18 golle gol kralı olan Robert, aynı zamanda takımını lig şampiyonluğunda katkısı oldukça büyüktü. Haliyle böyle parlak bir topçu olunca dikkat çekiyorsunuz. Ona dikkat kesilen de Almanya'nın köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund'tu. Temmuz 2010'da yaklaşık 5 milyon euroya artık sarı siyah formayı giymeye başladı. Bu kısma geçmeden önce Polonyalı gazeteci arkadaşımın Lewandowski hakkında düşüncelerini alalım. Hello Azal, how are you? Here is Błażej Łukaszewski, Polish journalist from mecziki.pl. What about Lewandowski? Robert Lewandowski is the best ever player in the Polish national team. We are very proud of him. He means for us a lot. He showed us that Polish footballer can do a very big international career. When we have opportunity to have him in our team, we feel as fans more confident about having good result. So we are very thankful for him. He played 150 matches and scored 82 goals. I think
for long, long years there won't be such great player like Robert Lewandowski in Poland. Gelelim Dortmund kariyerine. Ama öncesinde minik bir anekdot vermek istiyorum. İleri görüşlülük mü yoksa günümüz deyimiyle manifestlemek mi dersiniz bilemiyorum. Ama küçükken bir maç için Almanya'nın Stalin şehrine gittiğinde Bundesliga'da oynamalıyım ifadelerini kullanmıştı Leva. Aslında tamamen çocuk ruhuyla futbol sahaları pürüzsüz, evlerinin önü çok güzel gibi sebeplerden dolayı burada oynamak istemiş. Ancak nedeni ne olursa olsun tam 12 sene Almanya havası aldım. Bu transferden önce çok ilginç bir olay daha yaşandı. Belki de Leva hiç Dortmund forması giyemeyecekti. Peki ne oldu? O dönemde Blackburn Rovers teknik direktörü Sam Allardyce Polonyalı oyuncuyu İngiltere'ye davet etmişti. Ancak 2010 yılında İzlanda'da patlayan volkan Avrupa havayolu taşımacılığını etkilemiş ve neredeyse tüm uçuşlar iptal edilmişti. Bu da Leva'nın Blackburn Rovers transferine engel oldu. Aslında bu doğal afet Lewandowski'nin Dortmund'a gitmesi için adeta yukarıdan bir işaret gibiydi. Bu transfer onun kariyerini değiştirmişti. İlk zamanlarında çokça yedek kulübesinde kaldı ama hocası Jürgen Klopp'tu. Onu takıma kazandırmanın bir yolu elbette bulacaktı ki buldu da. Lewandowski o günler için Klopp ile bir iddiaya girdiğini söylüyor. Dortmund'daki ilk aylar gerçekten zordu. Klopp'un idman seviyesi inanılmaz yüksekti. Bir gün bana meydan okudu. İlk birkaç aylık dönem için küçük bir iddiaya girdik. Eğer antrenmanlarda 10 gol atarsam bana 50 euro verecekti. Eğer atamazsam ben ona 50 euro verecektim. İlk haftalarda neredeyse her antrenmanda para kaybettim. Ancak birkaç ay sonra kolayca para kazanmaya başlayan bendim. Düşünün, Klopp onun için lehçe bile öğrenmişti. İkilinin birbiriyle olan uyumu çok iyiydi. Tam öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi. Hatta bana uçmam için kanat verdi diyor Leva. Leva'yı hafızalarımıza kazıyan maç muhtemelen Real Madrid'e karşı 4 gol attığı maçtı. Real'e karşı kim 4 gol atar? Hatta 5. golü kaçırdığı için üzülmüş. Gelişimini artırmanın yanı sıra üst üste 2 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Almanya Süper Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandım. Sarı siyahlı kulüple 187 maça çıkıp 103 gol ve 42 asist katkısı yapınca da Avrupa'nın en iyi kulüplerinin ilgisini çekti. Leva'ya Dortmund'un ezeli rakibi Bayern Münih kanca attı. 2014 yazında Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer oldu. Ama Leva'nın Bayern'e gidişi Dortmund'u taraftarlar açısından çok da eleştiri almadı. Kısaca onun rakip takımına geçmesi gösterdiği gibi değildi. İlk sezonunda Jupp ile çalıştı. Ancak daha sonra takımın başına Pep Guardiola geldi. Polonyalı için yine bir evrim ve değişim zamanıydı. Ancak o kadar kaliteliydi ki Pep gibi bir hocayı bile çok etkilemişti. İspanyol teknik adam onun için tanıdığım en profesyonel futbolcu. Günün 24 saati doğru beslenmeyi, uyumayı ve antrenmanı düşünüyor. Her zaman en iyi durumda olmak için neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor diye konuştu. Kendi kariyerinde sürekli seviye atlıyor ve yeni bir özellik ekliyordu. Ligde gol atma başarıları sansasyonel olmaktan başka bir şey değildi. Çünkü sürekli skor listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bayern'i birçok lig şampiyonluğuna ve yerel kupa zaferlerine taşıdı. Zaten kendisi de Bayern'de baş kahraman olmak istediğini söylüyordu. Gerçi 9 dakikada attığı 5 golü hangimiz unutabilir ki? Doğan biri diyoruz, öyle değil mi? Çünkü vuruşlarının %93'ünü gole çeviren bir makine. Bu onun üzerinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç. Bayern Münih ile bir Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 8 Bundesliga Ligi, 3 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, bir UEFA Süper Kupası kazandı. Ayrıca efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. 41 golle. Tabii bu başarılar tek başına mı kazanıldı? Elbette hayır. Videonun başında da söylemiştim. Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır diye. Leva bu konuda sahiden şanslı olanlardan. Çünkü zamanında annesinin desteği, daha sonra da eşinin desteği çok büyük. Eşi Anna da elit bir karate sporcusu. Aynı zamanda beslenme konusunda da bir uzman diyebiliriz. Gerçi Leva da eşi olmasaydı şu anda bulunduğum yerde olamazdım diyor. Elbette bu kadar parlayan bir yıldızı herkes takımında ister. İspanyol takımı Barcelona Robert'in bordo lacivert formayı giymesini istiyordu. Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada da bir La Liga ve bir
İspanya Süper Kupası kazandı. Videonun başında söylemiştim. Fenerbahçe'nin onu transfer edeceği ya da ettiği söyleniyor. Hızı, gücü, sırtı dönük top oyunu, tek dokunuş ustası ve gol makinesi olmanın yanı sıra pek çok özellikleri de var. Gelirse Leva'yı burada izlemek futbol severler için oldukça keyifli olacaktır.